İnsan kendi üzerine düşünebilen bir varlıktır. Ben kimim sorusu, niçin varım sorusu, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum, varlık sebebim nedir sorusunu sorabilmesi, bu ki sorabilecek bir bilinçle donatılması aslında bu soruyu sormasının gerekliliğini, sorma sorumluluğunu da ona yükleyen bir şeydir. Anlam ve amaçlılık varlığın ilk yasasıdır diyeceğim. Neden? Yer çekimi yasası yokken daha bu kainat ilk patlamayla oluşmamışken anlam ve amaçlılık yasası vardı. Mesela fizik yasaları henüz oluşmamış durumda bile anlam ve amaçlılık var. İşte bir kara deliğin içinde, tekilliklerin olduğu durumlarda, işte Planck döneminde, kainatın ilk yaratılışındaki o matematiğe bile gelmeyen, o Planck dönemi dedikleri o dönemde bile bir anlam ve amaç yasası vardı. Onun için fizik yasaları kainatın farklı yerlerinde farklı olabilir. Işık saniyede 300 bin kilometre gitmez, efendim daha hızlı gidebilir, daha yavaş gidebilir. Ama yer çekimi olmayabilir, gravitasyon yasası olmayabilir. Ama anlamlılık ve amaçlılık yasası her şey için geçerlidir, her durumda geçerlidir. Benim anlam ve amacım nedir sorusunu sorduğunuzda bu hem felsefeye girer, hem teolojiye girer, hem ontolojiye girer. Hatta oradan hem etiğe girer, ahlaka, hem sosyolojiye girer. Çünkü sosyal davranışlarınızı etkileyen birçok ilişki biçimi geliştirirsiniz bunun üzerinden. Ve ondan ötede varlıkla ilişkinize girer. Yani bence girmediği disiplin yoktur. Tabii ki psikolojiye de girer. Sosyal psikolojiye de girer. İnsan olma bilincine sahip bir varlık olarak ben kimim sorusunu, amacım nedir sorusunu, anlamım nedir sorusunu sorduğunuz anda bir felsefe yapıyorsunuz, iki metafiziğe dalmak zorundasınız, fizikle yetinmemek zorundasınız. Çünkü o fizikle durulmayacak bir yerdir orası. Fiziğin sınırlarını aşan bir yerdir bu soru, bu sorunun kapsamı, bu sorunun kapsam alanı. Anlam ve amaçla ilgili düşünmeye başladığınızda fizik yetmez. Metafizik şart. Orada tin girer işin içine. Us girer, akıl girer işin içine. Ruh girer işin içine tırnak içinde. Yani kavramları hangisini kullanıyor olursanız olun nihayetinde aynı yere varır. Onun için Allah varlık sabitidir. Varlık sabiti olmaksızın birçok soru boşta kalır. Ve siz boşta kalırsınız, varlık boşta kalır. Bu anlamda o sabit niye var sorusu, yani pi sayısı niye 3,14 demek kadar abes olur. Daha da fazla abes olur.